Ne konuşuyorsunuz? Karı muhabbeti mi yapıyorsunuz başkanım? Ay nereden açıldı bu konu hatırlamıyorum. Birisi bir şey dedi de oradan şey hatırladım ya. Ne? İşte bize SCV diyorlar. Niye SCV diyorlar? İşte ben dişimizi seni bozmuşum. Işte. Ne? Var ya buna inananlar. Ya onlar... John Sungur normal adamdı. Normal erkekti. Sonra bu karıyla tanıştı. Bu karı onu SCV yaptı. Ya şimdi onlar sonra gerizekalı. Niye gerizekalı? Sungur çifti kimle arkadaş olduysa onları da SCV. Biz SCV tebliğcisiyiz. SCV'lik elçisiyiz. Tanıştığımızı SCV yapıyoruz. Şimdi... SCV kilisemiz var bizim. Oraya kazandırıyoruz bu insanları. Şimdi o insanlar gerizekalı. Ne açıdan gerizekalı anlatayım. Bir kere şöyle... Benim seninle evli olduğum yıl o kadar eski bir yıl ki. İşte ben de onu söyledim. Yani her şeyden önce. İkincisi sen benden çok daha faşizm eğilimli birisisin. Yani senin beni SCV yapman o kadar zor ki. Sen sadece İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyorsun diye seni benden daha SCV zannediyorlar. Halbuki sen de bunu zannedersem onaylarsın ki bizim evin SCV'si benim. Sen değilsin. Evet, sen biraz daha SCV'sin. Senin şimdi burada bir takım söylemlerini tekrar edip de seni de zan altında bırakmak istemiyorum ama. Evet. Yani seni ortamlarda sürekli Türkçü ve ülkücü zannetmelerinin bir sebebi var. Aşkım, haklı bir sebep değil ya. Olmayabilir. Haklı ama... bir sebep değil. Bazı muhafazakar fikirlerim var yani arkadaşlar. Var ya, tabii ki. Tarihçiyim ya. Muhafazakarlık da değil de tarihten işte. Ders alacaksın. Muhafazakarlık da değil de. İşte biraz şeysin sen. O kadar SCV'likle senin aran yok. Öyle söyleyeyim. Yani ben de doğal miktarda ne kadar varsa o kadar var ya. Ben hani radikal olayım. SCV olayım. Aman da herkesin hakkını savunayım. Öyle bir insan değilim. Çok çok duyarlı bir insan değilim ben ya. O kadar değilim yani. Ondan açıkçası. Sonra, yani senin beni bozmuş olma ihtimalin sıfır o yüzden açıkçası. Olur mu? Ben seni bozdum aşkım. Yani. Ben bir ara pembe saçlıydım bir kere. Ben bir ara pembe, benim saçlarım pembeydi. Ya bir de ben yıllarca pembe saçla gezdim. Bu tarz tiplerin şöyle bir sıkıntısı var. Bu tarz tipler bence taşrada büyümüş. Çok insan görmemiş. İstanbul gördüyse zor görmüş. Orada da belli semtlerden çıkamamış. Kadıköy, Taksim falan gibi semtleri böyle sokakta esrar dağıtılan bir yer falan zanneden. Aptal. Küçük beyinli çocuklar bunlar. İnsan demeye bin şahit. Yani zavallı tipler. Ay tamam ya. Bunların anası babası... Sen de bir başladın mı var ya. Bunların ana babası şifa her gün aşkım. Rektumlarından A haber alır. Bunlar da internetlerden rende binasına çalışan adamların yayınlarını izleye izleye shooter olurlar. Bunlar beyinsiz. Ben sana özetle söyleyeyim. Aşkım şifa dileyelim. Bir kere azıcık seni yani internette takip eden birisi senin haftada bir faşistlik ithamıyla linçlendiğinin farkında olur. Haftada bir. Seni feminizmden attılar yıllar önce. Seni feminizmden attılar. Faşistiydim arkadaşlar. Yani sen internetin ciddi bir kısmına göre sen ırkçısın, faşistsin. Azıcık Instagram'ına birileri baksa senin aynı hafta içerisinde hem Vahdettincilerden, hem Türkçülerden, hem İslamcılardan, hem feministlerden aynı anda linç yiyebildiğini bilir. Niye? Tarihteki bir olayı aktarıyorsun. İşine gelmeyen sallıyor, bağırıyor. Ya anladın öyle mı? Oluyor hakikaten ya. Ha. Şimdi haliyle mesela ben sana kıyasla bazı konularda daha sert görüş benim... sahibi olduğum gibi daha yumuşak görüşlere de sahibim yani. Tabii. Sen bir tek LGBT konusunda çok anlayışlı ve çok düzgün yaklaşımlarım var. O geri benim kalan çok SCV konularında yok yok. Çok o benim çok kırmızı çizgim. Ben çünkü bir insanın cinsel kimliği, cinsel yönelimi nedeniyle ötekileştirilmesi beni inanılmaz sinirlendiriyor. Mesela o benim çok kırmızı çizgim. Hakikaten öyle. Ama eskiden beri böyle bu bende. Ne münasebet, kimle karışır falan diye böyle çok sinirim tepeme çıkıyor yani o konuda. Ondan sonra bunun dışında da şöyle bir şey var. Ben tarihçiyim arkadaşlar. Ben anti militarist olamam. Ben anti cumhuriyetçi falan olamam. Ben başka bir şey olamam. Ben biliyorum bu memleketin kaderini. Geçmişini biliyorum. Ha. Böyle giderse gelecekte neye benzeyeceğini biliyorum. Daha başka bir şeyden de bahsedeyim. Yok olamam. İşte siz SCV'siniz, siz Kadıköylüsünüz, senin saçın mor falan filan diyen tayfanın ortak özelliklerini ben sana sayayım. Bunların şöyle tabirleri vardır. Bir, sanat sepet tayfa diye bir laf derler. Bu zaten direkt cahilliğin şeyidir. Yani okumuş insanı sevmezler. PhD tayfa Ay, diye evet bir laf ya. Çıkarttılar. Bunlar okumuş insanı sevmezler. Bunlar maalesef şu an iktidardaki partiyle aynı söylemleri birebir söylerler. Nedir?
okumuş insan sevmezler, laik insan sevmezler, CHP'li insan sevmezler. Efendime söyleyeyim, batıya, yüzü batıya dönük insan sevmezler, yüzü batıya dönük insanla dalga geçerler. Aşkım, normal dindar da sevmiyorlar ki. Normal kendi halinde. Bu tarz tipler. Normal kendi halinde milliyetçi muhafazakar insan da sevmiyorlar. Bunlar ne o yobaz. Bunu da sevmiyorlar. Haliyle. Yani herkes böyle köpük saçacak, nefret saçacak, nefret kusacak her daim. Ha, haliyle benim diyeceğim şey şu. Ne o yobazsanız, gen Z çomarıysanız zaten siktirin gidin. Ne beni ne karımı izlemeyin. Aptal mısınız oğlum? Ailenizden eğitim almamışsınız, okul sistemi zaten çökmüş, besin eksikliği olan bir grup gerizekalısınız. İnternette okuyup dünyaya dair öğrenebileceğiniz pek çok şey var. Şu anda artık yasal olarak resmileşmiş bir şekilde Rus güdümlü alt-right şeylerine, propagandasına boydan oturmuşsunuz. Kazıklı Voyvoda'nın kazığa oturttuğu gibi oturmuşsunuz. Adamlar şu an Amerika'da seçimler öncesinde Rusya'nın para dağıttığı sağcıların tek tek yargısal olarak şeylerini çıkarıyor. İnşallah Türkiye'de de Rende binasının ve Rende binasının arkasındaki destekçilerin tek tek parasını dağıttığı adamların da bir gün listesi çıkacak. O gün göreceğiz kim kimmiş, kim değilmiş. Haliyle aptal sağcı politikalara ve bu sağcı politikaların da tek amacı ESG de son zamanlarda bu konuda konuşmaya başladı. Onu da tebrik ederim göz önünde bir insan olarak. Kapitalizmin, ultra kapitalizmin, çok affedersiniz yine arkadan kazığa oturttuğu millet uyanamasın. Yok woke'luk, yok SJV'lik, yok alt-right'çılık, yok bilmem necilik. İşte adamın götünde don yok, feminizme düşman olmuş. Bir tane benim çok sevdiğim tweet vardı. Çocuk gelmiş, ulan işte SJV'ler mahvetti her şeyi falan diyor. Bu da altına şey yazmış. Babası her gün inşaatta affedersin arkasını şey yaptırtıyor. Bu gerizekalı gelmiş burada SJV'lik diye ağlıyor. İşte Z kuşağı yazmış, tamam mı? O kadar hoşuma gitmişti ki. Ülkenin gerçek dertleri, sıkıntıları konuşulmasın diye ortaya atılmış bir grup bomboş muhabbet. Ha, biz bunun ne tarafında kaldık? Biz buna tepki göstermediğimiz için SJV'yiz diye suçlanıyoruz. O kadar komik ki. Adam geliyor diyor ki Zenci Elf ile ilgili ne düşünüyorsun? Bana ne lan Zenci Elf'ten? Rahatsız olmuyorum ben. Savunacak bir tarafını görmemekle beraber. Ya bir de bizim gündemimiz değil ki abicim. Bana zencilikmiş, beyazlıkmış bizim gündemimizde olan şeyler yani değil ki. Yani ülkesinde 100 yıllık kölelik olan Amerika düşünsün onları. Bana ne oğlum? Ya bir de bizim aptallar Amerikan sömürgesi olduğumuzu da anlamıyorlar kültürel olarak. Diyor ki buradan vay diyor işte Romeo Juliet'teki Juliet'i zenci oynamasın. Oğlum Juliet'in, Romeo Juliet'teki Juliet'i zencinin oynadığı yer nere? İngiltere. Senin atalarının emperyalizm karşıtı mücadele kurtuluş savaşı verdiği ama senin yerine doğru düzgün kültür üretmekten aciz olduğun için çünkü siz sanat sepet tayfa, PhD tayfa çok diye diye beyim. Okumuş insanları aykırılaştıra sadece Amerika, İngiltere ne tükürürse, Kore ne tükürürse onu tüketecek hale geldiniz. Ondan sonra da o insanların siyasi politik gündemlerini burada bir bok varmış gibi tekrarlıyorsunuz. Sonra da sana bana diyorlar ki Amerika'nın olaylarını burada gündem etmeyin. Ulan bu kadın konuşuyorsa Türk tarihi konuşuyor, Türk feminizmi konuşuyor. Ben de sikiyim Zenci Elfi. Ne bomboş muhabbetler ya. Ya aşkım amma dolmuşsun aptal, ha. Aptal aptal insanlar. Ya sabrediyorum 3 senedir, 4 senedir. Amerika'dan taşıdıkları gerizekalı duyarcılıklarıyla, snowflake'likleriyle artık acaba susarlar mı diyorum. Susmadıkları gibi iyice beyinsize dönüşüyorlar. Niye? Çünkü besin eksikliği giderek artıyor. Süt yerine süzme peyniri yiye, peynir yerine süzme peyniri yiye. Böyle oldu bu nesil. Ya ben de şunu söyleyeyim asıl. Besin eksikliği, proteinsizlik de değil ki sadece şey yok. Yani ülkede kültür ortamı yok. Kültür ortamı yok ya. Arkadaşlar. Kültür konuşulmuyor, düşünce konuşulmuyor, fikir konuşulmuyor. Beyin sadece proteinle, glikozla çalışmıyor ki yani. Farklı fikir görülmüyor. Ve evet yani bu memlekette aslında birçok şey eğitimle farklılaşan insanın marjinal olarak lanse edilmesiyle başladı. Çünkü yani biraz eğitim almış herkes bir şeylerin farkına varıyor. O da oluyor hop tehdit. Onunla başladı yani açıkçası. Boş boş işler. Ay neyse.